Arkadaşım merhaba. Bugün sizlere sabah kahvaltısında kanepe yapımını göstereceğim. Mutlaka hepinizin elinde parça ekmek vardır. Bunları değerlendirme açısından size böyle pratik bir bilgi vereceğim. Öncelikle malzemelerimiz kaşar peyniri, süt, yumurta, ekmek. Arkadaşlar, öncelikle tepsimize bir tane yağlı kağıt seriyoruz. Yani tepsi yıkaması zor olmasın diye. Ama şu anda benim elimde yağlı kağıdım kalmadığı için ben şu şekilde biraz yağ döküp tepsiye biraz yağ döküyorum. Ve bir fırça yardımıyla bu yağları tepsimize yayıyorum. Evet, tepsimizi yağladık. Ama elinizde yağlı kağıt varsa bu yağ sürmenize gerek kalmaz. Doğrudan yağlı kağıdı sererek un üzerine yapabilirsiniz. Kaşarımızı bir rende yardımıyla rendeliyoruz. Kaşarımızı rendeledik. Yumurtalarımızı bir kaseye kırıyoruz. Çatal yardımıyla yumurtalarımızı çırpıyoruz. Yumurtalarımız çırpıldı. Evet. Tepsimizi zaten yağlamıştık. Şimdi şu şekilde ekmeğimizin bir kenarını suda batırarak alta gelecek şekilde koyuyoruz. Bu ekmeğimizin yumuşak olmasını sağlayacak. Suda batırıyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimizi suda batırdık. Şimdi üzerlerine bir kaşık yardımıyla veya fırçayla yumurtalarımızı sürebilirsiniz. Yani evde kalmış olan ekmeklerinizi, bayat ekmeklerinizi atmadan değerlendirebilirsiniz. Taze ekmeğe de yapabilirsiniz. Ama evde kalmış ekmeklerinizi çöpe atmamak için bu şekilde kanepe yoluyla kahvaltıda kullanabilirsiniz. Hem tasarruf etmiş olursunuz, ekmek çöpe gitmemiş olur. Biliyorsunuz yani biz ekmeklerin çöpe gitmesine pek gönlümüz razı olmaz. O yüzden de değerlendirme yoluna gideriz. Sanırım siz de aynı benim gibi düşünüyorsunuzdur. O yüzden de böyle sabah nasıl olsa kalktığınızda bir kahvaltı ihtiyacınız olacak. 10 dakikada hazır hale gelir kahvaltınız. Yani çocuklarınız da seveceğini biliyorum bunun. Zaten zararlı bir şey yok içinde. Ne var? Süt var, yumurta var ve kaşar peynir var. Masraflı bir şey de değil. Hemen hemen hepimizin evinde bunları bulmak mümkün. Yani bulmasanız da zaten yani maliyet olarak hepsi 3 lirayı 5 lirayı geçmez yani. Fırınımızın ısınması lazım. Şimdi kaşarları ekmeğimizin üzerine koyuyoruz. Bu şekilde ekmeklerimiz üzerine kaşarlarımızı sereceğiz. Hem masrafsız hem de lezzetli bir kahvaltı hazırlamış olacağız. Siz arzuya göre isterseniz üzerine sucuk salam da koyabilirsiniz. Kanepemiz sucuklu salamla da olabilir. Arzu eden sucuk salam da koyabilir. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırınımıza
kanepelerimizi atıyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra kanepemiz hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kanepelerimiz olmaya başladı. 5 dakika sonra kanepemiz hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar, artık kanepelerimiz pişti. Servise hazır hale geldi. Sabah kahvaltısında güzel olur. Afiyet olsun. Eğer beğenirsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.